Yani süreç yani şu anda bir baskı, bir deliği yok etmen çabasının içindeler yani. Yani bu yani şimdi düğünlerde zaten bir baskı sonucunda yani Kürtçe dilini artık yok etmenin tek bir çaba yoludur yani, açıkçasını söyleyeyim de. Ama sonuç ne olursa olsun Kürtler yine de düğünlerine Kürtçe çalacaklar da devam da edecekler. Hiçbir zaman yılmayacaklar yani. Mahallenin gençleri kendi aralarında eğlence düzenlemişler askerlik için. Beraber halay çekmişler yani Kürtçe. Ve polisteyle özel harekatçılar eve baskını yaptı yani. Bunu da açık söyleyeyim yani. Yani ben balkona çıktım, baktınız evin zili durmadan hep çalıyor. Dedim hayırdır ya, dedim ne oluyor dedim ya. Kimdir? Baktım evin etrafına özel harekatçılar sarmış. Ya dedim dur bir müsait değil. Hem bir aşağı indim. Berdan nerede dedim. Maskere gitti dedim. Bir arama yapacağız. Buyurun dedim. Arama yapacaksanız yapın yani. Bir gün sonra haber geldi. Berdan'ı Aydın'da gözaltına almışlar. Tutuklu oldu. Alay bize haber vermedi. Biz kendimiz çabalarımızla öğrendik. Yani sonuçta o evladınız gözaltına alındı demesi gerekiyordu yani, bilgisini vermesi zorundadır yani. Yani onun bilgisini hiç bize vermemiş, biz kendi çabalarımızla öğrendik yani. Burada en büyük iş yine Kürtlere düşüyor. Dinençli bir devam ederse kazanacaktır yani. Çünkü yani Kürtler bir direnişi teslimiyetle teslim olsalar bilki herkes kendi dilini, ırkını ve düğünlerini kaybedeceklerdir yani. Ama sonuç ne olursa olsun yani 90'larda da olsa, 2024 de olsa veya 2030 olsa yine Kürtler düğünlerinde Kürtçe çalacaklar. Her zamanki gibi yine halaylarını çekeceklerdir. Baskılar çevremizde, insanlarda şunu görüyoruz yani, benden taraf olan iyidir. Benden olmayan her zaman kötüdür. O mantıkla, o akılla hareket eden bir süreç yaşıyoruz yani. Evet tamam, 90'larda 94'te veya 95'te tam daha kötüydü ama sonuçta bir Avrupa İnsan Hakları geçerli bir şeyi vardı, yasası vardı. Şu anda o da ne yazık ki geçersiz sayılıyor. Hoş ne olursa olsun, kuzenim olsun veya başka kişiler olsun, herkes şunu bilsin ki Kürt veya tüm ezilen halklar kendi düğünleri, kendi dillerini, kendi ırklarında her zaman halay çekmeler kendi haklarıdır.